Selamun aleyküm. Ölümümden sonra beni yerlerde aramayın. Beni arayacaksanız arif kişilerin gönlünde arayın diyen Hazreti Mevlana'nın 742. Şeb-i Aruz törenlerine hepiniz de hoş geldiniz, şeref verdiniz, mutlu ettiniz. O tertemiz yüreklerinizdeki Allah sevgisi, Muhammed sevgisi, o tertemiz yüreklerinizde tüm velilere, şehitlere, müminlere, insanlara olan o sevginiz sizi her daim mutlu, mesut, bahtiyar eylesin inşallah. İslam cihan şumul bir dindir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamberdir. Kur'an bütün insanlığa gönderilmiş bir kitaptır. O yüzden bütün insanlar bir veçesiyle Muhammed'i, bir veçesiyle kitapları Kur'an'dır. Bu davete icabet edenler mümin sıfatı alırlar ki onlar daveti kabul etmişlerdir. Diğerleri henüz daha daveti kabul etmemiş olanlardır ama mümin adayıdır. Bu davete icabet etmiş olanlar mümin olurlar. Hazreti Mevlana Mesnevisinde der ki, üzüm üzüme baka baka kararır. İman eden üzüm gibidir. İman etmeyen henüz daha koruktur. Koruğu bilmeyenler üzümün olgunlaşmamış hali. O da yabana gitmez. Koruk halinde sıkılırsa çok güzel koruk suyu olur. O yüzden iman eden üzümdür. Diğeri iman edene bakaraktan erginleşecek, olgunlaşacak, o da üzüm olacak. Kıymetli dostlar, işte o sevgili Mevlana insanları bu noktada Muhammedi dairesinin dışarına çıkarmaz. Çünkü kendisi Kur'an'ın kulu, Muhammed-i Mustafa'nın yolunun tozudur. Bunun dışında söylenen sözden ve söyleyen kişiden uzaktır. O Kur'an aşığıdır. O Kur'an'ın üstünde bir kimse değildir. O peygamberlerin üstünde bir kimse de değildir. Çünkü ben Kur'an'ın kuluyum, Muhammed-i Mustafa'nın yolunun tozuyum dediğinde kendisini bir yere bağlamıştır. Başka bir beytinde, evlat, biz pergelin iki sivri ucu gibiyiz, bir ayağımız şeriat-ı Muhammed'e bağlı, diğer ayağımızla 72 milleti seyran ederiz der. İşte kıymetli dostlar, bu seneki Şeb-i Aruz konumuz Hazreti Mevlana'da Kur'an. Hazreti Mevlana'nın Kur'an'a bakması, Kur'an'a bakışı ve Hazreti Mevlana'nın bir kısım insanların bize anlatmaya ve dayatmaya çalıştığı gibi Kur'an'ın dışında bir kimse değil. Bir kısım insanların bize dayatmaya çalıştıkları gibi Kur'an ve sünnetin üstünde bir kimse de değil. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Allah'a iman etmiş. O peygamberlerine iman etmiş. İman edilmesi gereken bütün her şeye iman etmiş. Bir İslam velisi. İslam velisi. Bu topraklarda hoşgörüyü, diyaloğu, bu topraklarda barışı, bu topraklarda ötekileştirmemeyi,
Bu topraklarda herkesi Kur'an, sünnet, Allah sevgisi, Muhammed sevgisi çatısının altında toplanmasını sağlayan en önemli manevi dinamiklerden birisi. Osmanlı İslam medeniyetini kurarken bu manevi dinamiklerinin üzerine kurmuştu. Hazreti Mevlana'nın insan sevgisi, Hazreti Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinin Muhammed sevgisi, Yunus Emre'nin Allah sevgisiyle yoğrulup bütünleşip bir İslam medeniyeti kurulmuştu ki bu medeniyet insanın üzerine kuruluydu. İnsanın üzerine kuruluydu. Bu medeniyette kan yoktu, vahşet yoktu. Bu medeniyette ötekileştirme yoktu. Bunu sağlarken Osmanlı kendi temelindeki manevi dinamiklerinin üzerine kuraraktan sağladı. İşte Hazreti Mevlana, ben her toplulukta ağladım, her cemiyette inledim. İyilerle de arkadaş oldum, kötülerle de. Herkes kendi zannınca bana dost oldu. Ama hiç kimse benim içimdeki sırlarımı incelemedi. Benim sırrıma vakıf olmadı. Diyerekten bize bir yol çiziyor. İyilerle de hemhal olmak, kötülerle de hemhal olmak. İyilerle hemhal olmak herkesin işi. İyiyle arkadaş olmak, iyiyle dost olmak, iyiyle yol gitmek herkesin işi. Sufiler herkes değildir. Onlar kötülerle de yoldaşlık edip onları iyiliğe doğru sevk ederler. Sufi kardeşler, siz kötüleri de iyiliğe sevk edecek olanlarsınız. Vazifeniz bitmeyecek. Öldükten sonra da Hazreti Mevlana gibi vazifeniz devam edecek. Hazreti Mevlana Kur'an'ı hikmetin özü olarak görür. Kur'an Hazreti Mevlana için hikmetin ta kendisidir. Buyurur ki Kur'an'ın hikmeti madem ki müminin kaybolmuş malıdır. Herkes elbette kaybolmuş malını bilir. O zaman Kur'an bizim için kaybolmuş malımızdır. Müslümanlar için, müminler için kaybolmuş bir maldır. Kaybolmuş bir hikmettir. Biz yeniden Kur'an'a dönerekten, yeniden Hazreti Muhammed Mustafa'nın sünnetine dönerekten bu kaybolmuş yitik hikmetimizi arayıp bulup yaşamamız gerekir. Hazreti Mevlana Kur'an'ın yaşanması ve anlaşılmasını ister. Eğer Kur'an sadece okunur, sadece okumaktan ibaret kalırsa bir anlamı olmayacaktır. Hazreti Pir buyurur ki sen de Kur'an'a kaçarsan peygamberlerin canlarına ulaşır, onlarla karılırsın. Kur'an'a kaçmaktan bahseder. Nereden kaçarız Kur'an'a? Kur'an dışı hallerden, fikirlerden ve düşüncelerden biz Kur'an'a kaçarız. Kur'an dışıdır çünkü. Kur'an'a kaçar, Kur'an'a sığınır, Kur'an'ın hükümlerinin altına girersek ancak peygamberlerin canıyla kavrulmuş, yaşamış oluruz. Kur'an, Hazreti Pir'in deyimiyle peygamberlerin halleridir. Onlar tertemiz ululuk denizinin balıklarıdır. Kur'an'ı okur fakat dediğini yerine getirmezsen tut ki peygamberleri, erenleri görmüşsün. Ne çıkar? Eğer Kur'an'ı okur da haramlarından uzaklaşmazsak, eğer Kur'an'ı okur da
emirlerini yerine getirmezsek, Kur'an'ı okur da Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmazsak, Ebu Cehil'den bir farkımız yoktur. Ebu Cehil de Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini tanımıştı. Ebu Cehil de Kur'an'ın ayetlerini okuyordu. Ebu Cehil de Kur'an'ın ayetlerini biliyordu. Ebu Cehil hatta Kur'an'ın ayetlerine mana da veriyordu. Ama Kur'an'a inanmayıp onun dediklerini yerine getirmediği için müminlerden sayılmadı ve Ebu Cehil olarak kaldı. Kıymetli dostlar, Kur'an rafta duran bir kitap değil. Kur'an odalarımızı süsleyen bir kitap değil. Bundan 10 yıl önce derdim ki size, Kur'an odalarınızda dahi bulunsun. Bundan 15 yıl önce derdim ki, yatak odasında ananevi olarak Kur'an'ı asmanız dahi büyük önemli bir şey derdim. Bundan 20 yıl önce evinizde bir Kur'an-ı Kerim var ise vallahi o ev müminlerdendir derdim. Çünkü bundan 28 yıl önce evde Buhari hadis kitabını okuduğum için karakola götürülmüş bir insanım. O gün için derdim ki bir evde Kur'an varsa bu ev mümin bir evdi. Evet, doğruydu. Bugün Kur'an anlaşılması lazım. Bugünün Kur'an'ı bilinmesi lazım. Bu anlaşılmaktan ve bilmekten kastım mealcilik değil. Kur'an mana olarak yaşanması lazım. Hazreti Pir Kur'an'daki hikayeleri okur, buyruklarını tutarsan can kuşun kafeste daralır der. Eğer Kur'an'ın buyruklarını siz tutarsanız bu vücut, bu cana, bu vücut o Kur'an okuyan o cana dar gelir. Haydi Kur'an'ın manasına bakıp özgürleşelim. Kur'an'ın kendi içine dalıp kendimizi özgür kılanlardan olalım. Haydi Hazreti Pir'in dediği gibi, ey oğul bağı çöz, daha ne kadar altına ve gümüşe bağlı kalacaksın? Hür ol! Hür ol! Altına ve gümüşe bağlı kalma. Bağı çöz. Bu bağ birinci derecede nefsin kötü istekleri. Bu bağ o güne kadar annenevi olarak Kur'an ve sünnetin dışında aldıkların eğitim ve öğretim. Bu bağ Kur'an'ın dışında her ne saplantın varsa o. Bu bağ dünya sevgisi. Bu bağ makam sevgisi. Bu bağ günü geldiğinde para sevgisi. Bu bağ günü geldiğinde şehvetinin esiri olmak. Bu bağ günü geldiğinde benim şeyhuna 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 şeyhum böyle yapardı, ben de böyle yaparım deyip Kur'an ve sünnetin dışındaki herhangi bir şeye saplantı halinde bağlı kalmak. Bu bağ Kur'an ve sünnetin dışındaki her şeye atmak. Eğer Kur'an'ı okuyup Kur'an'ın manasına dalıp hür olmak istiyorsak, Kur'an'ın bize nehyettiği her şeyden uzak durmamız gerekir. Kıymetli dostlar, yine Hazreti Pir Kur'an'ı yüzünden okuyup amel etmeyenler için şöyle bir tespitte bulunur. Evet, Kur'an'ın suretini doğru okuyor. Fakat manasından haberi yok. Esasen onun gerçek manası kendisine anlatılmış olsa kabul etmez ve yine körü körüne okur der. Bize lazım olan Kur'an'ın manasıdır. Hazreti Pir Kur'an'ın manasına doğru bizi yelken açmamıza, kulaç atmamıza, adım atmamızı ister. Evet,
yüzünden okuya okuya bugünlere geldik. Evet, Kur'an okumanın ve öğrenmenin yasak olduğu ve bizden öncekilerin Kur'an okudukları için zindanlarda sürüne sürüne geldiği zamanlardan geldik. Evet, yakın tarihimizde Kur'an kurslarının yasaklanması, imam hatiplerin kapatılması, Kur'an ve sünnet noktasında İslam'a hizmet eden her türlü kurum ve kuruluşların kapatılmasından geldik. O gün için mealen okumak dahi büyük bir işti. Bugün artık manasına dalmalıyız. Artık Kur'an'ı mana olarak öğrenmeliyiz. Buradan bütün İslam dünyasına da seslenmek istiyorum. Gelin Kur'an'ın manasına dalın. Gelin Ahmet ne demiş, Mehmet ne demiş ona bakın. Ama Kur'an'ın manasına dalaraktan gelin. Kalplerinizi çalıştıraraktan gelin. Kalplerinizi bu noktada ince, kılı kırk yararaktan gelin. Gelin ki biz o Kur'an'ın manasını sizlerden öğrenelim. İlim ehli olarak biz sizlere tabi olalım. Yine Hazreti Pir diyor ki, o Kur'an'ı vasfedip duran değil mi ya? Ya kendi halindedir? Değil mi ya? Aklı başındadır. Kur'an ehli değildir o. Olsa olsa bir okuyucudur. Kur'an'a mana veren değil mi ya kendinde değildir? Olsa olsa okuyucudur der. Aklını ilahlaştıran akıl perestlere, kendi akıllarını yücelerde gören, kendi aklını her şeyin üstünde gören, aklını ilahlaştıranlara Hazreti Pir bir çift laf eder. Der ki, mihenk olmadıkça vehimle akıl belirmez. Tez ikisini de mihenk taşına götür. Bu mihenk Kur'an'dır. Peygamberlerin sünnetidir. Onların halleridir. O yüzden mihengimiz Kur'an ve sünnet olmalı. Ve Kur'an, kıymetli dostlar, sakın şöyle anlamayın. Öylesine ilahi, öylesine sır bir kitaptır ki, nefsin meratipleri olan emmare, levvame, mülhüme, mutmainne, radiye, mardiye, safiye, hangi nefis meratiminde olursa olsun tüm nefis meratiplerine karşı sır bir şekilde cevap verir herkese. Kendisini o manaya açar. Der ki Hazreti Pir, hani Kur'an gibi anlamı yedi kattır. Kur'an'ın anlamının yedi kat olduğunu söyler. İleri dereceye gelenlere de o Kur'an'da yiyecek sofralar vardır. İleri derecede olmayanlara da Kur'an'da sofralar vardır. Ve Hazreti Pir Kur'an'ı kınayanlara da bir çift söz eder. Akınayan köpek, Kur'an'ı kınayanlara söylüyor. Akınayan köpek, sen havlayıp duruyorsun. Kur'an'ı kınamakla hükmünden kurtuluyorsun sanki. O aslan değildir ki ondan canını kurtarabilesin. Yahut da onun kahır pençesinden imanını halas edesin. Kur'an kıyamete dek seslenir. A kendilerini bilgisizliğe feda eden toplum der. Beni masal sandınız. Kınayış tohumunu, kafirlik tohumunu ektiniz durdunuz. Ama gördünüz ya, kınadığınız durup durmada sizse yok oldunuz, masala döndünüz. Ben Allah'ın kelamıyım. Allah'ın zatıyla durmadayım. Canın canına gıdayım. Tertemiz, apaydın bir yakutum ben der. Hazreti Pir kendi lisanından Kur'an için. Kur'an apaydın
1400 yıldan beri durdu ve kıyamete kadar ebediyen inşallah duracak yine. Kıymetli dostlar, bir kimsenin kalbinde Allah'a, Resulüne ve onun yolundan giden müminlere sevgisi var ise o kimse hidayet ehlidir. Bir kimse hangi günahı işliyorsa işlesin, Allah ve Resulünü seviyorsa umulur ki o kimse sonunda cennetlik olur. O kimse Allah ve Resulüne muhabbeti var ise o günah kebair de işlemiş olsa Cenab-ı Hakk'ın merhameti ona ulaşır. Hani sahabeden bir zat vardı. Ara sıra, bazen öyle demezler ama öyleydi. Alkol alırdı. Her seferinde de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ona ceza verirdi. Ashabtan birisi yine o gün ceza verilince dedi ki, ya Allah seni lanet etsin, sen yine mi bu işi yaptın? Hazreti Peygamber hemen durdu. Dedi ki, sus. O Allah ve Resulünü sever. O Allah ve Resulünü sever. Kıymetli dostlar, önemli olan Allah ve Resulünü sevmektir. Allah ve Resulünü seven velileri ve müminleri de sever. Velileri ve müminleri sevenler Allah ve Resulünü sevenlerdir. Bakın, 742 yıl sonra bir veliye duyduğumuz muhabbet bizi burada topladı. Bu velilere duyduğumuz muhabbetle hemhal olduk. Sohbet ettik. Birbirimizle kaynaştık. Aslında geriye doğru bakarsak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurur ki, ruhlar aleminde bir ve beraber olanlar bu dünyada da bir ve beraber olup birbirlerini severler. Biz ruhlar aleminde, Allah alem, bu Allah sevgisi, Resulullah sevgisi ve velilerin sevgisiyle hemhal olmuşuz. Orada birbirimizi bulmuşuz. Şimdi burada da birbirimizi buluyoruz. Daha ileride de birbirimizi bulacağız. Hani mahşer kurulur ya, mahşer kurulduğunda nurdan minberlerde nurdan elbiseler giymiş, nurdan tac ile taçlandırmış mahşer halkında özel bir bölüm vardır. Sorarlar mahşer halkı, bunlar hangi peygamberlerden? Bir melek cevap verir, bunlar peygamber değil. Peki hangi şehitlerden? Bunlar şehit de değil. Bunlar kim? Bunlar birbirleriyle akraba olmadıkları halde, birbirleriyle alışverişleri olmadıkları halde Allah için birbirlerini sevip toplandıklarında Allah'ı zikredenler. İki özelliği var. Bir, akraba değiller. İki, birbirleriyle alışverişleri yok. Akraba değiliz. Bu manada, manevi manada akrabayız. Manevi manada akrabayız. Allah kavim kavim yaratmış ya, kendisine aşık kullarını da bir kavim olarak yaratmış. Ben öyle anlıyorum onu. O kavim kavim yaratmaktan Türk'tü, Kürt'tü, Laz'dı, Çerkez'di, Boşnak'tı, Pomak'tı değil. Bunlar zahiri. Hepimiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretinin buyruğu üzerine, ey insanlar, hepiniz Adem'in çocuklarınız, çocuklarısınız. Bir tarağın dişlileri gibisiniz. Birinizden birinizde üstünlüğü yok. Üstün olan takvaca üstün olanlar. O zaman kavimden işaret ne? Allah'ı, Resulullah'ı, velileri seven bir kavim. Toplanmışız ya. İşte mahşerde de öyle toplanacağız. Diyecekler ki, bunlar kim o zaman?
Bunlar birbirleriyle akraba olmadıkları halde, birbirleriyle alışverişleri olmadıkları halde, dünyadayken Allah için birbirlerini sevip toplandıklarında Allah'ı zikredenler. Sizlere müjdeler olsun. Hep beraber şimdi sema edeceğiz. Sema sadece burada sema edenler değil. Semaya katılan, semada herhangi bir katkısı bulunan. Biraz daha böyle bu taraflara doğru gelin. Kapının ağzında kimse kalmasın, dışarıda kalmasın. Kalabalık deyip geriye dönmesinler. Sonra bana telefon açıyorlar. Diyorlar ki biz geri döndük. Kapının ağzını boşaltın vazifeliler. Gelin bu tarafa da. Gelin bakayım bu ayak takınlar. Sıkışın biraz daha arka taraftan doğru. Şu taraftan da sıkışın. Kapının ağzını açın bakayım. Böyle hani cumada hemen farzını kılıp gidecek olanlar var ya, öyle durmayın. Girin içeri. Yaklaşın. Gönlümüz geniş bizim. Daha bu kadar daha insan olur burası. Yaklaşın, kapılarını ağzını açın inşallah. Kıymetli dostlar, sema sadece burada sahnede sema edenler için değildir. Ben burayı bir mevlevihane olarak düşünüyorum. Bir mevlevihane olarak, büyük bir mevlevihane olarak düşünüyorum. Burada izleyicisiyle, ilahizeniyle, mıtrıbıyla, semazeniyle katkıda bulunan herkes semada. Herkes, hepimiz. Birbirimizden üstünlüğümüz yok. Hani mevleviler semaya çıkarken mutlaka en son bir yeni gelmiş bir dervişle çıkarlar. Bu şu demektir. Bu yeni olan dervişle bunun arasında benim bir farkım yok. Bu çocuk da olsa onunla bizim aramızda bir fark yok. Ben oradan bir işaret daha alırım. Bu yola devam edecek olanlar var. Bu yolda devam edecek olan nesiller var, kuşaklar var. O yüzden bu yol devam edecek. Bu yeni değil. 1400 yıllık yol. Bu yeni değil. Adem'den itibaren bu yol. Adem'den itibarense bu yol inşallah devam edecek. Hep beraber sema edeceğiz. Hep beraber Allah'ı zikredeceğiz. Hep beraber gönlümüzden Allah diyeceğiz. Ve öylesine Allah diyeceğiz ki, hani hemşehrimiz Süleyman Çelebi'nin dediği gibi, bir kez aşk ile Allah teselli ihsan, dökülür cümle günahlar misli hazan diyeceğiz. O yüzden öylesine Allah diyeceğiz. Siz semazenlerin ayaklarına, çarklarına bakmayın. Onların tennürelerine bakmayın. Onların elleri orada mı açmış, burada mı açmış, onlara bakmayın. Onların elini kolunu toparlayacak olan var, üzmeyin siz kendinizi. Mıtrıbın hangi ilahiyi söylediğine bakmayın. Hatta mıtrıbı duymayın. Semazen sema ederken mıtrıbı duymaz bile. Mıtrıbı duyarsa o zikrullah yapmamıştır. Zikrullah yaparken bir kimse eğer ki kulağına başka bir şeyler geliyorsa o zikrullah yapmadı. Kur'an okuyan bir kimse kulağında ve kalbinde başka bir şeyler var ise o Kur'an okumadı. O Kur'an okumadı gerçekte. O yüzden sema ederken semazenin aklında başka bir şey var ise o sema etmedi. Sizler de oturduğunuz yerde Allah'ı zikrederken kalbinize başka bir şey geldiyse sizin vücudunuz burada, kalbiniz burada değil. Buradan hep beraber af olmuş olarak çıkacağız. Hani müthiş bir hadisi kutsi var ya, kim Allah rızası için toplanır bir toplulukta Allah'ı zikrederse oradan af olmuş olarak kalksın. Biz af olmak için toplandık. Bizim gösterişle işimiz yok. Bizim gösteriyle işimiz yok. Bizim şatahatla işimiz yok. Bizim şatafatla işimiz yok. Bizim işimiz Allah demek. Bizim işimiz Kur'an ve sünnetin anlaşılması ve yaşanması. Bizim işimiz vatanımıza, milletimize, memleketimize hizmet etmek. Dostlar, Allah için yaşayın. Allah için sevin. Allah için yürüyün. Allah için nefes alıp verin.
Kur'an'ınıza sahip çıkın. Sünnet-i Resulullah'ınıza sahip çıkın. Yolunuza sahip çıkın. Memleketinize sahip çıkın. Memleketinizin insanlarına sahip çıkın. Güvenlik kuvvetlerine sahip çıkın. Askerinize, polisinize, devletinize sahip çıkın. Sahip olun. Alkışlanmak için konuşmadım. Derdim, bütün meselem bu ülkede karışıklık, kargaşalık olmadan bütün herkesin kardeşçe, barış içerisinde Kur'an ve sünnetini yaşaması. Bu ülkede kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi itmeden, kimseyi hor ve hakir görmeden, kimseyi ama eksik ve noksan görmeden Allah için birbirini sevip Allah için birbirinin koluna girmek. Bizi biz yapan bu. Biz tarih boyunca Kürttü, Türktü, Lazdı, Çerkezdi, İşte şuydu, buydu değildik. Tarih boyunca biz ocu, şucu, bucu olmadık. Tarih boyunca bizim aramızda kavim kavgası olmadı. Tarih boyunca ırkçılık olmadı bizim aramızda. Tarih boyunca meşref ve mezhep kavgası yapmadık biz. Tarih boyunca yapmadık. Yine yapmayacağız. Yine kol kola gireceğiz. Yine yan yana duracağız. Yine Çanakkale ruhunu biz ayakta tutacağız. Yine biz seveceğiz. Kim olursa olsun, nereden olursa olsun, nasıl olursa olsun biz sevgide, muhabbette, kardeşlikte buluşacağız. İnşallah. O yüzden Hazreti Pir, ben size gizlice ve açıkça Allah'tan korkmayı, az yemeyi, az uyumayı, az söylemeyi, günahlardan çekinmeyi, oruca namaza devam etmeyi, daima şehvetten kaçınmayı, halkın eziyetlerine ve cefasına dayanmayı, ayak takımıyla ve akılsızlarla düşüp kalkmaktan uzak bulunmayı, kerim olan salih kimselerle beraber olmayı vasiyet ederim. Çünkü insanların en hayırlısı, insanlara faydası dokunandır. Sözün en hayırlısı da az ve öz olandır. Hamd yalnız Allah'a mahsustur. Tevhid ehline selam olsun demiş. Ve aleykümselam.